olarak ansiklopedi karıştırmaya meraklı, küçük bir çocukken Tanrı'ya dair sorgulamalara başladığımı hatırlıyorum. Gençlik dönemimde popüler bilime merak sardım. Allah'a inanıyordum. Ama sıradan dindarların baktığı açıdan değil, bilimsel açıdan Tanrı'ya dair cevaplar arıyordum. Allah'ı, hayata dair çıkmazlarımı çözmesi için yalvardığım, sevdiklerimi kötülüklerden koruması için dua ettiğim bir sahip gibi algılıyorum. Birkaç yıl önce daha farklı bir açıdan Tanrı konusuna bakabileceğimi fark ettim. Bana Tanrı'nın bir masal olduğunun ipuçlarını veren bilimsel kitaplar üzerine Türkçe olarak Kur'an'ı da okudum. Kur'an'ı kendi dilinizde tarafsız bir gözle okursanız akla mantığa uymayan, sıradan, mitolojik bir öğe olduğunu siz de görebilirsiniz. Bu yazı ile ilgili öncelikle dikkat çekmek istediğim nokta, Tanrı'ya inanmıyorum değil, inanamıyorum. Din, Tanrı, ölüm sonrası yaşam, kutsallık, ruh ve ibadet konularının tamamı benim mantığıma inanılamayacak kadar saçma görünüyor. Nedenlerini bu yazı boyunca sıralayacağım. Ateist düşünce bir anda sahip olabileceğiniz bir fikir değil. Okudukça, araştırdıkça, düşündükçe ulaşmak zorunda kaldığınız bir sonuç. Kur'an ve tüm kutsal kabul edilen kitaplar, insanüstü bir varlığın, bir tanrının yazamayacağı kadar sıradan, hatta kötü. Sıradan bir kitabı okuyan insanların büyük çoğunluğu onu anlayabilir. Kitaplar, edebi kaygılarla, olay örgüsüne dikkat edilerek, anlatım bozuklukları olmadan yazılır. Peki, gerçekten evreni yaratmış, her şeyden üstün bir varlık, sıradan insanların anlaşılır bulamayacağı, fazlasıyla yorumlara açık, net bilgiler içermeyen, tüm zamanların ruhuna uymayan, tüm dünya coğrafyasına uyum sağlamayan, özensiz bir hitabet ile mi kendisine inandırma yolunu seçerdi? Bazı insanlar Kur'an'ın bu yönünü görmelerine rağmen, "Mükemmel olsaydı herkes inanırdı, o zaman sınav olmazdı" şeklinde cevaplar ile bu durumu mantığa uydurmaya çalışıyorlar. Hadi canım, kendinizi kandırmayın diyorum onlara. Kur'an'ın içindeki sözde mucizelerin herhangi bir kitaptan elde edilebileceği de defalarca kanıtlandı. Dinlerin, özellikle İslam'ın dünyaya indiriliş hikayesi güvenilir değil. Tanrı'nın milyonlarca insan içinden birini seçerek tüm insanlığın kaderini seçilen bu kişinin ikna yeteneğine bağlama senaryosunu inandırıcı bulmuyorum. Peygamber ve Tanrısı arasındaki bu ittifaka başka hiçbir üçüncü şahısın şahit olmaması inandırıcılık dozajını daha da düşürüyor. İnananlar bu noktada mucizelerden bahsedecekler. Eğer bir kaynak olarak alacaklarsa Kur'an'da hiç mucize gösterilmediği de açıkça yazıyor. Bakınız İsra suresi 59. ayet. Anlaşılan o ki Muhammed bir mucize sergileyememiş ve Tanrı'nın bu duruma dair bir açıklama sunduğunu iddia etmiş. Ve bazı noktalarda da Tanrı'nın pis işleri için insanları kullandığını görüyoruz. Yine Kur'an'da görüyoruz ki Allah insanları hep birbirine düşürme derdiyle kendisine inanmayanları inananlara öldürtme emirleri yağdırıyor. Koca evreni yarattığı iddia edilen bir varlık, insanları birleştirici, yapıcı, sevgi ve saygıya yönelten bir formül üretmeyi başaramaz mıydı? Köleliği yasaklayamaz mıydı? Kadınları cariye olarak kullanmanın ve tecavüz etmenin yanlış bir şey olduğunu gösteren tek bir ayet dahi indiremez miydi? Zengin fakir arasında denge kurulmasını sağlayarak sömürüleri günah ilan edemez miydi? Tanrı en azından çocuk istismarını, 50 küsur yaşındaki sapkın bir insanın çocuklarla ilişkiye girmesini, pedofiliyi yasaklayamaz mıydı? Bu konuda hiç ayet yok. Fakat Tanrı domuz eti yemeyi affedilmez saydı. Basit, insani değerlerin ilkel kapasitede çiğnenmesi kutsal kitabın Tanrı sözü değil, o dönem kendini peygamber ilan eden kişinin bir uydurması olduğu izlenimini veriyor. Hatta kutsal kitapta peygamberin yatak hayatına dair detayların bulunması bu tezi destekliyor. Tarih boyunca insanlar hep farklı isim ve özelliklerde binlerce tanrıya inandı. Hepsinin toplum içinde inanılma oranı çok yüksek paylardaydı. Tüm tanrılar dini önderlerce koruyup yayıldı ve inanmayan insanlar ölümle cezalandırıldı.
Bu tanrıların aslında tek bir tanrı olması gerektiğini düşünürsek, çünkü İslam inancı bunu söylüyor, neden tüm tanrıların inananları her daim birbirine düşmandı? Tanrıların yaratıcısı aslında inananların ta kendisi olduğu için olabilir mi? 13 milyar 800 milyon yıllık evrende, dünyada sadece 3 milyar yıldır hayat var. Bu hayatında 50 bin yılında bildiğimiz anlamda insan var. Ve sadece son 15 bin yıllık dönemde inançlara dair izler görüyoruz. İslam ise 1400 yıllık geçmişe sahip. Geri kalan milyarlarca yıl Tanrı'nın israfı herhalde. Günümüzde insanların tapındığı her inancın kendi içinde sağlam görünen temelleri var. Her inanç, diğer tüm dinlerin yanlış inanç olduğunu iddia ediyor. Herkes ailesinin kendisine aşıladığı inancın gerçek olduğunu ve başka bir yerde doğmuş olsa bile yine şimdiki inancını seçeceğini savunuyor. Bu işte bir gariplik yok mu? Yaratıcı olduğu iddia edilen karakterler sıradan insan arzularına sahip. Tüm bu tanrılar onları üreten insanların sıradan isteklerine sahipler. Düşman toplumları alt etmek, inananları itaatkar hale getirmek, değerli toprakları ele geçirmek, bazı ticari malları değerli hale getirmek, kadınları erkeklerin hizmetine sunmak ve benzeri. Gerçek bir yaratıcının egoist, obsesif, seksist tavırlar içinde olmaması beklenmez mi? Evreni yaratmış bir gücün, değersiz insanlara sonsuz gelecek sunmak için ibadet edilme gibi basit bir ihtiyacı neden olsun ki? Zaten evrenle olanaklar sınırsız ise, her insana mutlu ve iyi kalpli olabilecekleri, sonsuz hayatlara sahip olarak dünyaya getirmek zor olabilir miydi? Adem elma yemiş, ceza verilmiş. Aslında insan önceleri cennetteymiş. Sonra şeytan isyan etmiş. Düşünmeyen insanları köleleştirebilmek için ne basit masallar. Tanrı kavramı mantık çerçevesinde sürekli çelişkilere düşüyor. Herhangi bir varlık mantıksal açıdan hem her şeyi bilen, hem sonsuz, hem tek, hem her şeye gücü yeten, hem yaratıcı, hem de yaratılmamış olamaz. Çünkü eğer bir tanrı sevgiyi yarattıysa, kendisine sevgiye sahip olmaması gerekir. Bu onda bir eksikliktir. Eğer Tanrı kızgınlığı yarattıysa, kendisinin kendi yarattığına sahip olması, böyle bir duyguyla güdülenmesi yine mantıksızdır. Tanrı'nın acıma duygusu, affetme duygusu hep kendi yarattığı duygularsa, bu duygulara yine onun da sahip olması sizce de biraz anlamsız değil mi? Tanrı'nın kendini öldürmeye gücü yeter. Bunlar gibi onlarca çelişki kolayca üretilebilir. Anlaşılan, var olduğu iddia edilen Tanrı, bu mantık dengesini kuramayacak düzeyde ya da Tanrı kavramını ortaya atan insanlar yeterince düşünememiş. Tanrı birçok konuda bilgisiz. Basit matematik işlemlerini yapamayan, insan anatomisinden bir haber, dünya ve uzay algısı yansıtamayan, coğrafyadan, fizikten, biyolojiden habersiz bir Tanrı olabilir mi? Bir Tanrı'nın, sıradan bir eski çağ, çöl insanının bildiği kadar bilgiye sahip olması normal mi? Tanrı ırk ve cinsiyet ayırt ediyor. Bir tanrının başka inançlara sahip insanlar ile görüşmeyi yasaklamasının nedeni ne olabilir? Foyasının ortaya çıkacak olması mı? Peki nasıl bir yaratıcı bir cinsiyeti bir diğerinin hizmetine sunduğunu iddia edebilir? İşini bilen bir erkek insan tarafından üretilmiş bir tanrı yapabilir mesela bunu. Hiç Allah'ı dişi ya da cinsiyetsiz olarak algılayan birini gördünüz mü? Tanrı figürünü düşünen herkes kafasında erkeğimsi olarak algılanacak şekilde anlamlar yükler. İnanç, sıradan bir insanın rahatça insan öldürmesini sağlayabiliyor. İnsanlara kendi ölümlerinden sonra dirileceklerini vaat ettiğinizde ve emirleri yerine getirirse sonraki hayatlarında ödüllendirileceklerini söylediğinizde onlara yaptıramayacağınız şey yoktur. Git şu düşmanı öldür, Tanrı istedi. Cennetle ödüllendirileceksin. Bu kadar basit. Alın size Tanrı sevgisi ve cennet aşkı ile dolu katil sürüsü. Tarih bu katillerin yaşattığı acılarla dolu. Dinler sürekli güç unsuru olarak kullanılıyor. Ne de olsa elinizde ölünce cennete gideceğini zanneden ve bu uğurda her şeyi yapabilecek bir katil sürüsü var. Toplumun güç sahibi kişileri bu sürüyü küçük işlerini halletmek için kullanmayacak mı? Age of Empires ve benzeri oyunları oynayanlar bilir. Nasıl da ürettiğiniz insanları
karşı tarafı ele geçirmek için acımadan harcardınız. Sadece karşı taraf ile ticaret yaparak o oyunu oynayan var mı? Dinleri bir araç olarak kullanıp toplumları köleleştiren, güç sahiplerinin de benzer çocuksu şımarık arzuları var. İsteklerini elde etmek için din ile köreltilmiş, sıradan insanları harcamaya çekinmiyorlar. Cennet garantili ölümler sunmak bir insanın yapabileceği en aşağılık davranıştır. Ölüm emri verenler çok meraklıysa gitsin kendisi ölerek cennetine ulaşsın. Dinler dünyayı her gün daha yaşanılmaz hale getiriyor. Dinlerin iddiaları yüzünden insanlar tüm dünyanın ve diğer canlıların kendileri için yaratıldığını zannediyor. İnsanın tüm canlılar içinde üstün olduğu gibi saçma bir izlenime kapılarak her şeyi yok etme lüksüne sahip olduklarını düşünüyor. Tüm savaşların arka planlarında da tanrıların insanlığa dair vaatleri yer alıyor. İnsanlık tanrılarından kurtulmadığı sürece dünyadaki acılar da son bulmayacak. Tüm canlılar için. Cevaplanamayan her sorunun cevabının tanrı olduğu sanılıyor. Asırlar önce yer sarsıntısı, şimşek ve gök gürültüsü, yangın, yağmurlar, kuraklık, sel, güneş ve ay tutulması gibi sıradan doğa olaylarını kimse açıklayamıyordu. İnsanlar bu bilinmezliği açıklamak için cehaletlerine başvurdular. O çağlarda birilerinin bilgisizlikten dolayı korkuyla şöyle bir çıkarım yapması çok doğal. Tüm bunları yapan görünmeyen üstün bir güç olmalı. Ve bu güç insanlığın yaptığı kötülüklere ceza olarak tüm bu felaketleri yaşatıyor olmalı. Ve biz insanları da o güç var etmiş olmalı. Meteoroloji, tektonik, astronomi, kozmoloji, fizik gibi bilim dallarından haberdar olmayan insanların bu mantık dışı iddiaya inanmaları ve korkmaları da çok doğal. Günümüzde de tüm doğa unsurlarının nasıl meydana geldiğini ve arkasında görünmeyen bir güç olmadığını net bir şekilde biliyoruz. Bilimsel konuda yetkin bir insanı fırtınaları Tanrı'nın çıkarttığına inandıramazsınız. Günümüzde de Tanrı, bilimin tam olarak cevap veremediği konuların bıraktığı küçük boşluklara saldırmaya çalışıyor. Kutsal sayılan kitapların içinden cımbızla kelimeler seçilip, kelimelerin yan anlamları bilimsel bulgulara göre yeniden yorumlanarak açıklamalar yazılıyor. Bu kutsal kitabın aciz bir güncelleştirme çalışmasından başka bir şey değildir. Tanrı'nın varlığına dair bir kanıt yok. Bilim insanları birçok keşif ile evrenin ve canlıların oluşması için bir tanrıya ihtiyaç olmadığını kanıtladı. Tanrı gerçekten de evreni kendi yokluğunu kanıtlayacak şekilde yaratmış olabilir mi? Diyelim ki yarattı. Öyleyse tanrının yokluğunu keşfedecek çabayı sarf eden insanlar, tanrıya inanabilecekleri bir kanıt bulamadıkları için cezalandırılacaklar mı? Bu, tanrının yaptığı bir haksızlık olur. İnananlar cehaleti erdem sayıyor. Tanrı'ya inanan insanların din haricindeki konulara neredeyse hiç ilgisi yok. İnsanlar ne kadar bilgisizlerse Tanrı inancına bağlılıkları da o kadar artıyor. Eğitim düzeyi yüksek, araştıran, sorgulayan insanların ve bilim insanlarının dinlere inanma oranı ise neredeyse sıfır. Araştıran ve sorgulayan her insan Tanrı'nın bir masal olduğu sonucuyla yüzleşiyor. Bir insan inancı ölçüsünde cahildir. Çünkü inanmanın doğası kandırılmış olmayı gerektirir. Çocuklara çok küçük yaştan itibaren inandırma seansları yapılıyor. İnsanları dinlere inandırmaya başlamak için nedense en kolay kandırılabilecekleri yaşlar seçiliyor. Hiç çocukları yetişkin olacakları yaşa kadar bilimsel bilgiler ışığında öğretelim. Yetişkin yaşa geldikten sonra dini seçimlerini isterlerse yapabilirler. Görüşünü savunacak bir dindar ile karşılaştınız mı? Tam tersine, küçük çocuklar tapınmaya özendiriliyor. Masallara inanan, sağlıksız, uyuşturulmuş nesiller yetiştiriliyor. Böylece onlar da cennete gitme hayaliyle, zamanı geldiğinde büyük adamların amaçları uğruna rahatça harcanabilirler. Çocuklar, anlattığın bu saçmalığa neden inanayım diye soramazlar. Onları inandırmak kolaydır. Çocukken inanılmış bir şeyin gerçek olmadığını kabul etmek şansınız çok zordur. Çünkü insan beyni küçük yaşta edinilen deneyimleri yol gösterici olarak kabul edecek şekilde evrimleşmiştir. İnsanlığa en çok zarar veren uyuşturucu dindir. İnsanlar küçük çocuklarına bu zehri en yüksek motivasyonla aşılıyor.
şükretme kültürü körükleniyor. Toplumun el uzatılmayan fakir kesimi, sahip oldukları kötü konumun Tanrı tarafından kendilerine bir test olarak sunulduğuna ve bu hallerine şükrederek öldükten sonra ödüllendirileceklerine inandırılır. Ne kadar şükrederlerse, öldükten sonra alınacak ödülün de o kadar çok olacağı iddia edilir. Bu sayede toplumda varlık sahibi olmayan ve sömürülen bu insanların haksızlığa karşı çıkmadan varlık sahiplerinin rahatını bozmamaları sağlanır. Bu şekilde zenginler zenginliğini yaşar ve işçi bulmaktan, altlarında ezecek insan bulmakta zorlanmazlar. Dinlerin beni en çok rahatsız eden yanlarından biri de sömürüyü destekliyor olmaları. Şükrette sitem etme, kabullen. Din, fakirler zenginleri öldürmesin diye vardır. Napolyon Bonaparte. Kimse aslında dinlere inanmıyor. Hiç öleceği için sevinen bir dindar gördünüz mü? Oysa cennete gideceği için çok mutlu olmalıydı. En iyi arkadaşı ölüm döşeğinde olan bir dindarın şenlikler yaptığına şahit oldunuz mu? Sevdiği birini şehit eden düşmana teşekkür eden bir insanla karşılaştınız mı? Öyle ya, şehit olanlar cenneti garantiliyordu. Böyle bir insan gördüyseniz gerçekten inançlı biri ile karşılaşmışsınız demektir. Ben hiç karşılaşmadım. Çünkü insanların mantıkları da ölümden sonra yaşamı benimsemiyor olmalı. Dindarlar sadece kendilerine anlatılmış bu masalın gerçek olmasını umut ediyorlar ama inanmıyorlar. İnanma zorunluluğu. Dinlerin insanlara öldükten sonra yaşamaları ve cennete gidebilmeleri için zorunlu tuttuğu şeylerden biri de inançtır. Tanrı'ya, kıyamete, cennete, cehenneme, meleklere, uçan cisimlere, yer altındaki cisimlere, acayip varlıklara, kısaca masalın büyüsünü size yaşatacak her şeye inanmak zorundasınız. İnanmazsanız da sonsuz acıya tabi tutulmakla korkutulursunuz. Çünkü bunlardan birinin ne kadar mantıksız olduğunu fark ettiğiniz anda ipler çözülür. İbadet de insanları bu masalın içinde meşgul tutmak için uydurulmuş harika bir kurgu. O kadar çok ibadet edin ki masalın içinde kalın ve köle toplumun itaatkar kuzularından biri olun. Birileri de sizi dilediğinde kurban edebilsin. Tabii ki tanrılar için. Semavi dinlerin hepsinin aynı coğrafyadan çıkmış olması. Dünya genelinde ilkel toplumların hepsi cevap arayıp bulamadıkları şeylerin görünmez varlıklar, güçlü yaratıklar tarafından yapıldığını zannetme refleksi gösterdi. Kimileri hemen her güç için de ayrı tanrılar uydurdu. Can alma tanrısı, şimşek çakma tanrısı ya da aralarında hiyerarşik yapılara sahip bir tanrılar kadrosu hayal ettiler. Belki de tek tanrıya inanmayı sıkıcı bulmuşlardı. Sonunda insanlar arasından bir elçi seçmiş tek tanrı olduğunu ve o seçilmiş elçinin de kendisi olduğunu iddia etmenin diğer çok tanrılı inançlara oranla daha karlı olduğu keşfedilmiş olmalı. Bu fikirden ilham alan aynı coğrafyada kendini peygamber ilan eden onlarcası çıktığını, çoğunun halk ya da diğer peygamber olduğunu iddia edenler tarafından öldürüldüğünü görüyoruz. Koca dünyada tüm tantana şu küçücük Orta Doğu'da kopuyor. Bu tek tanrılı din iddiaları coğrafyası dışında bahsi geçen tanrının diğer kıtalarda insanları uyarmak üzere gönderdiği elçilerin olmaması garip değil mi? Dindarlar şu anda her topluma peygamber gönderilmiştir diyerek bana cevap veriyorlar. Fakat Orta Doğu dışında diğer kıtalarda hiçbir zaman tek tanrı uyarısının geldiğine dair bir arkeolojik kanıt bulunamamıştır. Hiçbir delil yok. Yani iddianız geçersiz. Dinlerin insan uydurması masallar olduğunu fark ettikten sonra dindarları istemsizce akli dengesini yitirmiş insanlar olarak görmeye başladım. Gerçekten o kadar saçma bir hikayeyi hayatlarının parçası haline getirmişti ki bu insanlar, onlarla herhangi bir işe girmeyi, aynı ortamda bulunmayı bile rahatsızlık olarak görüyorum. Din çılgınlığının içindeki insanların insanlığa faydalı olmasını beklemek mümkün mü? Ben kendimce hayata dair birçok faydalı şey yapmaya çalışıyorum. Ama dindarlar sadece din adına fayda gösterme çabası içinde. Ne büyük bir gereksiz harcama. Bir de sırf çocukken kendilerine Tanrı'nın var olduğu söylendiği için ona inanan, dua eden ama Kur'an'da ve hadislerde akla sığmayacak
günümüz toplumunun ahlak yapısına uymayacak bir sürü zırvanın olduğunun farkında olmayan çok büyük bir inanan kitlesi de var. Bu yazıda bahsettiklerimin çoğu yine o insanların sorgulamaya yönelmediği konular. Ulaşacağınız tüm yanıtlar, araştırma ve sorgulama içinde mevcut. İnançlı ülkelerin geri kalmışlığı. İnançlı insanların oluşturduğu toplumlara baktığımızda teknoloji, bilim, sanat, hukuk gibi konularda çığ yakalayamadıklarını ve halen ilkel çağların bilgilerini doğru sandıklarını görüyoruz. 1970'lere kadar dünyanın düz olduğu ısrarla iddia ediliyordu. Günümüzde de durum pek farklı değil. Bilgi sahibi olmaktan çok inanmayı tercih ediyor dindar toplumlar. İnanmak istemiyorum, bilmek istiyorum. Carl Sagan. Türkiye'de de dindar hükümetlerin iktidara gelmesi sonrasında gericiliğin el üstünde tutulup bilgisizliğin körüklenmesi ve bunların özgürlük adı altında paketlenip cahil halka yutturulması üzerine daha önce pek ses çıkarmayı yeğlemeyen birçok ateist birey dinlerin insan uydurması olduğunu çeşitli kanallardan seslendirmeye başladı. Benim de içimde birçok şüpheyi gerçek anlamda sorgulayıp bana inandırılan ve her şeye rağmen tutunmaya çalıştığım masalların boş inançlar olduğunu fark etmem, ateist düşünceye sahip insanların bu seslerine kulak vermemle başladı. Onlara teşekkür ediyorum. Sonrasında da ben de toplumun din karanlığına tutulmaması için kendime düşen görevi yapmam gerektiğini düşünüyorum. Ve bu yazıyı yazmaya karar verdim. Yazının paylaşılması, insanlara ulaşması, görevimi başardığımı hissetmemi sağlayacak. Şimdiden teşekkürler. Tüm bu ipuçları ışığında yaşayabileceğim tek hayat bir yalan üzerine harcanmamalı. Hayat kısa, tek hayatım var. Masallardaki gibi öldükten sonra yaşam yok. Bedenim, fonksiyonlarını yerine getirecek güç bulabildiği sürece yaşayacağım. Bu hayatı binlerce sene öncesinden uydurulmuş masallar uğruna neden harcayayım? Şunun gibi bir sözü ateist düşünceye sahip herkes dindar kişilerden defalarca duyar. Tanrı yoksa biz bir şey kaybetmeyiz. Ama varsa siz sonsuza kadar cehennemde yanacaksınız. Bu yazıda anlattığım düşüncelerim üzerine bu soruya karşı şunu yöneltirim. Ne kadar çok düşünürsem düşüneyim, bir tanrının var olma ihtimali mantığıma uymuyor. Her düşündüğümde dinlerin insan uydurması olduğuna emin oluyorum. Bu durumda sizin düşüncenize göre inanamadığım, cennete gidebilmek için inanmadığım Tanrı'ya inanıyormuş gibi yaparak, inanmadığım Tanrı'yı kandırmaya mı çalışayım? Ayrıca o sözü hem Hristiyanlar, hem Yahudiler, hem de Müslümanlar aynı şekilde kullanıyor. Acaba hangisinin Tanrısı beni cehenneme atacak? Bir çelişki daha mı? Evet. Ateistler bir boşluk içinde hisseder mi? Yetişkin olmanın kurallarından biri, anne babalarımızdan ayrı yaşamaya başlamaktır. Ailemizi terk etmek ne kadar boşluk içinde hissettiriyorsa, en başlarda Tanrı inancını yavaş yavaş kaybetme süreci de insanda bir boşluk oluşturuyor. Fakat bu boşluk kısa süre içinde mutluluk, huzur, bilgi ve neşe ile doluyor. Bu uzun yazının tamamını dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yazının kaynağına ulaşabilmek için ateistcanavar.wordpress.com sitesine girebilirsiniz.